Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buz çiçeği bakımını anlatacağım. Ancak videoma başlamadan önce hatırlatmamı yapmak isterim. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizlere daha önce de dediğim gibi buz çiçeği ev sarmaşığı bakımını anlatacağım. Malum Mart ayının gelmesiyle ilkbahar geliyor. Toprak, hava, su hepsi canlanıyor. Ben de çiçeklerimin bahar bakımlarını yapacağım, toprak değişimlerini yapacağım. Videosunu daha önce çekmediğim çiçeklerimi de sizinle paylaşmak istedim. Buz çiçeği diğer ismiyle ev sarmaşığı olarak da biliniyor. Böyle sarmaşık tarzında büyüyor. Bakımı çok kolay, çok çabuk büyüyor ve çok hızlı ürüyor. Çoğalma yeteneği çok fazla bu ev sarmaşığının. Buz çiçeğinin bakımında iki önemli faktör var. Bir tanesi su, bir tanesi ise güneş ışığı. Su diğer bitkilere nazaran biraz daha bol sulama istiyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında 2-3 günde bir sulama yapmanızı, kışın ise haftada bir ya da toprağı kurudukça toprağını eşelersiniz parmağınızla. Eğer toprağı kurumuşsa sulama yapabilirsiniz. Diğeri de güneş ışığı. Buz çiçeği gölge alanları sevmez, güneş ışığını sever. Ya evinizin aydınlık bir yerinde bakın ya da balkonunuzun güneş alan bir yerinde de bakabilirsiniz. İç ve dış mekan için uyumlu bir bitkidir. Yalnız kışın aşırı soğuklarda içeri almanızı öneririm. Çünkü soğuğa çok dayanıklı değildir. Kışın evinizde ilkbahardan sonra ise dışarıda, balkonunuzda ya da bahçenizde bakabilirsiniz. Bahçeye de ekmeye uygun bir bitki aynı zamanda. Buz çiçeğinin sulamasını ve güneş ışığından bahsettik. Toprağına geldiğimizde ise aslında çok spesifik bir toprak olmasına gerek yok. Yani normal bahçe toprağı da olur ya da torf toprağı kullanabilirsiniz. Ben torf toprağı kullandım. Ektiğiniz saksın drenajlı olsun, yani altında saksının delikler olsun ki siz suladığınızda sulama suyu saksının aşağısına akabilsin. Aktığında da bu altındaki tabağı bir müddet sonra değiştirirseniz, suyunu dökerseniz eğer iyi olur. Köklerinin çürümesini engellemiş olursunuz. Buz çiçeğinin çoğaltılmasına geldiğinizde ise çoğaltılması gerçekten çok kolay. Yani şuradaki dallardan bir tanesini kırıp toprağa dikmeniz yeterli. Benim ektiklerimin hepsi tuttu. Daha önce annemin evinde de çok, bunları zaten annemden almıştım. Anneme de başka birinden almıştım. Annemin evinde de birkaç saksı çoğalttım ben. Bunları da annemden aldığım şeylerle çoğalttım. Direkt toprağa dikince tutuyor. Ancak siz suya koyup suda da köklendirip o şekilde de ekebilirsiniz. Hani çoğaltması çok kolay. Çok da hızlı büyüyor. Yani ben bunları 1-1,5 ay önce çok küçük bir dalda ektiğimde ikisi de. Şu dışarıdaydı. Şu içeride biraz gölge bir alandaydı. O yüzden çok fazla büyümedi. Bu dışarıda olduğu için çok daha hızlı büyüdü. Çok çabuk böyle aşağı doğru sarkar, sarmaşık tarzında. Bu muhtemelen yaz sonuna doğru böyle bayağı aşağılara doğru sarkacak. Yüksek bir yere koyduğunuzda böyle sarmaşık tarzı çok güzel sarkıyor. Yaprakları ve çiçekleri ise çok dekoratif böyle. Yaprakları böyle bir parlak yapay bitki görünümünde. Hem de çok güzel pembe çiçek açıyor. Çiçeklerinin gündüz güneş ışığı alınca çiçeklerini açar. Akşama doğru ise kapanır. Hatta öğle çiçeği ismi de deniyor bu çiçeğe. Böyle bir özelliği de var. Hani bir bakarsınız akşam kapanmış oluyor. Ertesi gün tekrar açıyor çiçeklerini. Yalnız çok uzun ömürlü değil. Ancak çok fazla sürgün verdiği için eğer güzel güneş ışığı da alıyorsa çok fazla çiçek açıyor böyle. Benimki pembe renkli çiçek açıyor ama farklı renk çiçek açanlarını da bulabilirsiniz bu çiçeğin. İlgilenenler için gerçekten hani çiçek bakmayı beceremeyenler için bile gerçekten rahat, kolay bir bitki bakımı açısından. Çok da çabuk ürüyor, çoğalıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bitki besini verebilirsiniz. Ayda bir sıvı, diğer bitkilerinize verdiğiniz sıvı bitki besinlerden verebilirsiniz. Yumurta suyu dökebilirsiniz. Yani kaynatılmış yumurtanın suyunu dökebilirsiniz. Bu şekilde bu çiçekle ilgili anlatmak istediklerim. Bu videomun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.